Saygıdeğer dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, Gelecek Partisi'nin olağan haftalık toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde Türkiye bir terör olayı yaşadı. Bunun için Gelecek Partisi olaraktan hain terörü lanetliyoruz. Terörü demokratik hukuk devleti içerisinde de aşacağımıza canı gönülden inanıyoruz. Gelecek Partisi olarak biz hazırız. Bildiğiniz gibi 6 vatandaşın zarar can verdiği, 2 vatandaşımızın ağır, 5 vatandaşımızın ise yoğun bakımda, onlarca vatandaşımızın da ise yaralandığı İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı başta Gelecek Partisi olaraktan, altılı masa mensupları olaraktan, siyasi partiler olarak lanetliyoruz. Bunun akabinde Hakiş, Memur Sen ve diğer sendika başkanları, Türkiye Odalar Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, sivil toplum kuruluşları, Türkiye Tek Ses olaraktan bu hain girişimi lanetleyerekten bir açıklama yaptılar. Dediler ki bu vahim olayın asıl hedefi birliğimizi, bütünlüğümüzü bozmaktır. Suhuletle veya dayanışma içerisinde hep birlikte hareket ederekten milli birliğimizi pekiştirmeliyiz diyoruz. Yani ayrım gözetmeden, ikilik yapmadan Türkiye tek bütün olmasını hep bütün vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, bütün herkes bunu istemektedir. Bunun için Gelecek Partisi olarak diyoruz ki iktidarın vaatleri kimseye ümit vermediğini bilincindeyiz. Biz Gelecek Partisi olaraktan anayasayı temel hak ve özgürlükleri bir bütün olarak görüyoruz. Ayrıca yarının Türkiye'sinde hiç kimse, ama hiç kimse inancından, kıyafetinden, giydiği elbiseden, giyim tarzından dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacağının garantisini veriyoruz. Sansür yasasıyla basını susturan, sivil toplumu ve sosyal medyayı tehdit olarak gören düşünce özgürlüğünü hiçe sayan düşünce anlayışına biz Gelecek Partisi olarak son vereceğiz. Türkiye'yi terör saldırısı ile dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan hiç mi hiç taviz vermeyeceğiz. Güzel Afyonum'un güzel insanları, saygıdeğer halkım, zorlukları hep birlikte yeneceğiz. Zorlukları hep birlikte aşacağız. Konuşan, tartışan güçlü Afyon'u Türkiye'yi adaletle, liyakat ve istişare ile yeniden inşa edeceğiz. Gelecek Partisi olaraktan önümüzdeki seçimlerle birlikte halkın devletini tüm kurum ve kurumlarla hayata geçireceğiz. Vatandaşımızın bugüne kadar verilmiş tüm haklarını koruyacağız. Ne hak verilmişse, ne yapılmışsa bugüne kadar, 65 yaş aylığı mı, hasta bakım aylığı mı, yoksa mağdur olanlara yardım aylığı mı, bugüne kadar ne hak verildikse bunlara saygı duyarak bunları koruyacağız. Gençlerin güven içinde eğitimine devam etmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Gençlerin okuması için ne gerekiyorsa Gelecek Partisi olarak onu yapacağız. Gençlerin önünü açmak için gençlik bankasını kuraraktan onlara, ailelerine karşılıksız yardımda bulunacağız. Çiftçinin mazotunu, gübresini ucuza aldığı bir Türkiye vaat ediyoruz. Tarlasını güvenle sürüp mahsulünü göğsünü gere gere güvenle kaldıracağı bir Türkiye vaat ediyoruz. Memurun, işçinin hak ve hukukunu kazanacağı bir Türkiye vaat ediyoruz. Ayrıca 85 milyonun hislerine tercüman olup
bağrına taş basan, acılı, sıkıntılı, üzünlü, istikbalinden ümitsiz, asil milletin, aziz Afyon'un, fedakar ve vefalı insanımızın duygularına her zaman Gelecek Partisi olaraktan tercüman olacağız. Siz de bizimle olun. Çünkü biz sizlere ve bu topluma, Türkiye, Afyon'a, işsize iş, aşsıza aş, evsize ev vereceğiz. Geleceği ümitle bakan bilge lider, seçilmiş son başbakan Ahmet Davutoğlu ve Gelecek Partisi ile siz Afyon halkıyla beraber bunu başaracağımıza canı gönülden inanıyorum. Okullar tatil oldu. Okulların tatil olmasıyla birlikte bazı vatandaşlarımız, okul velileri bize gelerekten bu Afyon'daki başıboş hayvanlarla, köpeklerle alakalı bir duyuru niteliğinde belediye başkanı, valilikle görüşme hususunda ricada bulundular. Biz de burada basın aracıyla sizlerden çok çok rica edeceğim. Gelecek Partisi olarak valilik ve belediyeye çağrı olarak nitelendirilen bu açıklamamı lütfen dikkate almalarını rica edeceğim. Afyon'da çocuklar okula gitmeye korkuyorlar. Başıboş sokak hayvanlarının Afyon'da çoğalması ve bunların saldırgan hale gelmesi okul çocuklarını sabahleyin okula giderken tedirgin etmektedir. Bu bizde değil sadece. Türkiye genelinde bayağı bir sıkıntı vermeye başladı. Türkiye genelinde kuduz hastalıkları artmaya başladı. Birçok vilayette kuduz hastalığı görülüyor. Birçok vilayette köpeklerin insanları ısırdığı tespit ediliyor. Hala iki gün önce Adıyaman'da iki mahalle kuduz teşhisiyle karantina altına alındı. Biz diyoruz ki hayvan sevgisiyle büyümesini, merhametli bireyleri olarak yetişmesini arzu ettiğimiz çocuklarımızın bugün travma yaşamasını istemiyoruz. İktidar ve özellikle belediye ve özellikle valilik bu işin tek sorumlusu. Sokaktaki hayvan sayısı bu kadar kontrolsüz bir mecrada bir noktaya gelene kadar, sürüler halinde cadde ve sokaklarda dolaşana kadar geriden seyrettiler. Bugün önüne geçilemiyor. Bu umursamazlık nedeniyle insanlar sokaklarda tedirgin. Çocuklar ise okula gitmeye korkuyorlar. Ayrıca akşam üzerleri Afyon'umuzda gruplar halinde gezen bu hayvanlar akşam üzeri çöp konulduğu zaman, torbalarla çöp konulduğu zaman çöplerin çöplerden yiyecek alabilmek için çöpleri parçalıyorlar. Bu da Afyon'umuz için hem kötü bir görüntü, hem kötü bir koku ve çirkin bir görüntüye sebep vermektedir. Şimdi Gelecek Partisi olarak diyorum ki, bahane bulmadan çözüm istiyoruz. Hayvanlar için besleme noktaları oluşturulmasını istiyoruz. Bundan hareketle belediye eğer kendi bunun hakkından gelemeyecekse valilikle el ele vererekten bu işi özel sektöre devretmesini ve Afyon Gelecek Partisi olaraktan bundan netice almamızı ümit ediyorum. Bildiğiniz gibi Afyon'un birçok sorunundan en önemli sorunu elektrik ve su sorunudur. Bunlara daha önce de değindim. Elektriğin kış sezonunda kesilme ihtimali çok yüksek. Bunun için trafoların yenilenmesi lazım geldiğini beyan etmiştim. Şimdi su hususunda da aynı olay mevcut. Kuraklık gidiyor. Afyon'un tek su veren, Afyon'a içme suyu veren barajı Akdeğirmen Barajı'nda su olmadığı için Afyon Akdeğirmen Barajı'ndan istifade edemiyor. Bir kısım su var. Bu su da Akdeğirmen Barajı'ndan patlaktan dolayı boşa akıp gidiyor. Bunu değerlendirileceği söylenmişti. İnşallah değerlendirirler. Biz de memnun kalırız. Ama Gelecek Partisi olaraktan şunu söylüyoruz. Balmamut, Bulca, Akören veya o civardaki köylüler bu husustan bayağı bir şikayetçi. Neden?
Bu mıntıkada, Mahmut mıntıkasında bulunan kuyulardan Afyon içme suyunu temin ediyor. Bu da bu köylerdeki suyun azalmasına ve şu anda da kullandıkları suyu elektrikle, motorla çekmesinin, dinamoyla çekmesinden dolayı çok muzdaripler. Afyon'un içme suyu kuyulardan geldiği için kuyularda çökmeler vardır. Bu da Afyon'da ileride daha büyük bir sıkıntıya sebep olacağının habercisidir. Bunun için Gelecek Partisi olarak diyoruz ki tedbir için Afyon çok acilen yeraltı barajını yapmalıdır. Tekrar ediyorum, Afyon bu su sıkıntısından kurtulabilmek için yeraltı barajını yapmalıdır. Türkiye'de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yeraltı sularındaki kayıpları önlemek için başlattığı yeraltı barajları ve yeraltı suyunu besleme projeleri Türkiye çapında rağbet görmüştür. Çok çok bunlardan istifade etmektedir. Bizim yeraltı sularımız oldukça çoktur. 100 yılı aşkın maden suyumuz hala işlemektedir. 100 yılı geçkin termal sularımız hala mevcuttur. Düne kadar biz hiçbir kuyu çıkarmadan kendinden çıkan sularla çeşmeler yapıyorduk. Buralardan istifade ediyorduk. Şu anda sular çekilmektedir ve bunun tek çaresi de Afyon'a yeraltı barajını yaparak Afyon'un içme suyunu temin etmektir. Bunun için ön adım atılırsa memnun oluruz. Atılmazsa 6 aylık seçimden sonra Afyon'a vaadimizdir. Gelecek Partisi olaraktan yeraltı barajını biz söz veriyoruz. Afyon'u susuz bırakmayacağız. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alayım. Çok çok teşekkürler. Buyurun Mustafa Bey. Başkanım, biliyorsunuz gündemde ikinci belediye şehir çarşısının yıkımı var. Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından 2015 yılında riskli yapı olarak ilan edilmişti. 2018 yılında da yıkım kararı alınmıştı. Evet. Bu yıkım kararıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Çok teşekkür ederim. Şimdi Afyon'un en büyük eksikliği hele hele şu son seçimde, 2-3 sene önceki belediye seçiminden bu tarafa, şöyle Afyon'a bir baktığımızda Gelecek Partisi olaraktan hep yıkıyoruz. Bakıyorum, orayı yıkmışız, burayı yıkmışız. Dahası daha iyisini yapacakken yıkmaya çalışıyoruz. Örneğin tarım okulunu yıkmışız, şimdi tarım okulu yapacağız diye uğraşıyoruz. Arkasından işte veterinerliğin oldaki binayı yıkmışız, bir şeyler yapacağız diye uğraşıyoruz. Bağkur binasını yıkmışız, bir şeyler yapacağız diyoruz, hala yapamamışız. Ya bırakın yıkma yakma olaylarını. Yıkım yakmak çok kolaydır. Bir şeyi yıkmak için iki tane işçi tutarsın, bir haftada yıkarsın. Ama o aynı olayı 2 yılda, 20 yılda yapamazsın. Orada büyük bir eser meydana gelmiş. Yüzlerce kişi oturuyor, bilmiyorum şu anda. Herhalde 50'nin üzerinde şahsiyet oturuyor orada. Bunların kimi kurum, kimi dernek, kimi şahıs. Ya burayı yıkacağımıza yapılmış bir şey. 6 otopark. Burayı güçlendirelim. Gelin el birliği verip güçlendirelim. Bu insanlar da burada daha iyi şartlarda ve düzgün bir şekilde Afyon'a örnek olacak niteliklerde bir yer olsun. Veyahut da belediye olarak yıkımı herhalde belediye yapıyor. Tam bilmiyorum da eğer yapmıyorsa özür dilerim, onlar yapmıyorsa. Benim bildiğim kadarıyla belediye yapıyor. Eğer yıkımı belediye yapıyorsa kardeşim, bu memleketin vatandaşını mağdur etmeyelim. Gel, senin kaç metrekare yerin var orada, şu kadar yerin. Sana şuradan şunu vererekten seni mağdur etmeyelim. Bu iş yerini buraya taşı de. Bir yer yap. Veyahut da karşılıklı otur, parasal yönden birbirinizi ikna edin, ondan sonra yık. Ama Gelecek Partisi olarak ben diyorum ki yıkıma karşıyım. Yıkmayın, yapmayın. Yıkım çok kolaydır. Yapmak çok zordur. Şimdi soruyorum. Bugüne kadar benim tespitlerimde 9-10 yerde yıkım yaptınız. Hangi birini yaptınız ya? Neleri yaptınız?
Bir tek bizim görünen bir şeyimiz var. Stat yıkıldı, yerine stat yapıldı. Bunun haricinde yık yık yık. Okulu yıkıyorsun, yerine yapmıyorsun. Bağkur'u yıkıyorsun, yerine bugün yıkım yaptığınız yaşlılar bakım evi nerede ya? Madem yerine koyamayacaksınız, yapmayın. Buradaki insanları da mağdur etmeyin. Biz seçime az kaldı. Gelecek Partisi olarak diyoruz ki eğer sabredin, bura yıkılmazsa sizi burada gerekli bir şekilde istihdam edebilmek için örnek bir iş anı yaparaktan size burayı kazandırmayı biz vaat ederiz. Yaparız da gelecek nesillere de bir örnek teşkil eder. Teşekkür ederim.